Selam dostlar Futbol Manager 2022'de Roma kariyerimizin yeni bir bölümüyle daha birlikteyiz. Şimdi nereden başlayayım? Öncelikle keyfiniz iyidir diye tahmin ediyorum. İyi olmasını diliyorum en azından. Roma ile bu yolculuğumuzda bir anda kendimizi devre arasında bulduk. Tarihi görüyorsunuz. 1 Ocak 2023'e geldik. Bu Bunun sebebi arada bir aylık boşluk vardı. O bir aya da işte devre arası girince iki aylık boşluğu geçtik. Şak diye transfer döneminde bulduk kendimizi. Sık sık telkinde bulunuyorsunuz transfer döneminde de yapılan hamleler görüşmeleri de görmek istiyoruz diye. O yüzden hem bunu hem maçları aynı anda yapmamız pek mümkün değil. Bu bölümde sadece transfer üzerinden gideceğiz. Birkaç tane de önemli maçı sıkıştırırız bölümü tamamlarız. Asıl olay bir sonraki bölüm olacak. Çünkü orada çeyrek finale kalmak adına Şampiyonlar Ligi maçlarımız olacak. Tabi bu süreçte eleme turundaki rakibimiz belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi çok kısa neler yapacağız bir de fikstür üzerinden size göstermek istiyorum. Şöyle geldik bakın Şampiyonlar Ligi birinci turda şu takımla işleştik. Kim bu takım? Porto. Bu bizim için güzel mi? Bence güzel. Yani burada bir sürü canavar varken bizim çeyrek finale kalmak için Porto ile mücadele etmemiz bence dişimize göre bir rakip. Fikstüre tekrar geldiğimizde burada bakın bu bölümde anca işte Atalanta, Juventus bir de Kupa maçı olan Sampdoria'yı oynar bırakırız. Daha sonra sizinle buluşacağımız yer Porto maçı, hatta Lazio ile başlarız. Lazio, Porto, Inter, Porto şeklinde gider bir sonraki bölüm. Biraz daha bol tutarız maçları ve çeyrek finale kalmaya çalışacağımız kritik bir bölüm olur. Bu bölümü de önemli yapan şey transferlerimiz olacak. Transferlere konuşmadan önce şunu değinmek istiyorum. Ee, bir gönderide paylaşılmış bir fotoğraf var. Bu oraya bir kaplan koyulmuş falan. Renkler Full City'ye benzetilmiş. İşte yok efendim Full City'nin çilek transferi sen misin? Yok Acun Ulucalı seni oyuncu olarak transfer mi? Tabii bunlar hep asılsız iddialar. Formanın rengiyle oynanmış. Yoksa o Roma'nın sarısı ama biraz rengiyle oynayınca sanki Full City formasıyla sahadaymışız kaplan falan full city ile alakamız yok. Bunların hepsi montaj bunların hepsi asılsız haberler. Taktiğimize geldiğimizde bakın bu arada şunu göstermek istiyorum size. Haberlerde şunu hepinizin bir gözüne 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 gelsin. Neden? Çünkü Bürki konuşulduğu zaman birçok isyan çıkmıştı ama Bürki yılın kalecisi ödülünü gayet kütür kütür kaptı. Yani bu imobileyi durduramıyoruz. Yılın hocası da Sarri oldu ama Bürki gördüğünüz gibi 24 maçta sadece 9 gol yedi. Yanılmıyorsam bir yerde görmüştüm. E, 20'ye yakın da kurtarışı vardı. Müthiş bir performans gösteriyor kendisi. Ama ara ara sakatlanması bizi korkutuyor. Fakat yine de yapacak bir şey yok. Yedek kalecimiz zaten kadroda. Yani Şampiyonlar Ligi'ne katacağımız 3 ismi biri kaleci olmamalı. Önce buradan başladık. Bu arada gitmek isteyenler, ağlayıp zırlayanlar var. İşte bu Cliveward, sonra Oliver Juru. Bakın moraller hep düşük. Bakın Oliver Juru ayrılmak istiyor. Mellon ayrılmak istiyor. Cliveward ayrılmak istiyor. Yani bunlar gerçekten bizim başımızı ağrıtıyor. Bunlar böyle yaptığı için de takım arkadaşları da Abraham, Pellegrini de onlara destek verirken moralleri bozuluyor. Yani takımda aslında bir kaos başlangıcı gibi muhaliflerin başlatmış olduğu bir isyan tarzı bir şey var. Biz şimdi bunları biliyorsunuz bizim transfer politikamızda önce gitmek isteyene şöyle kapıyı açıyoruz. Neyse o cümleyi kurmayalım. Siz anladınız. İşte kapı, işte sapı diyerek gönderiyoruz hemen transfer listesine koyalım. Melan'ı transfer listesine koyduk. Oliver Giroud'u transfer listesine koyduk. Justin Clivert'ı aslında hem şans veriyorduk hem forvet de oynatıyorduk hem maçların ikinci yarısı oynatmaya çalışıyorduk ama o da bu ergen aklına kapıldığı için onu da göndermek istiyoruz. Yani göndermek istediğimiz bu 3 oyuncumuz var. Peki biz bu durumda ne yapmalıyız? Şimdi Belotti, Melan'la Giroud'u çıkardığımız zaman alternatif olarak sadece bir Mariano kalıyor elimizde. Mariano da ne kadar bizi mutlu eder Şampiyonlar Ligi evresinde. Atıyorum bir Tamin'in yerini ne kadar veya Belotti'nin yerini ne kadar doldurur? Bu soru işareti. O yüzden şimdi öncelikle bir forvet bakacağız. Diğer yandan da e, sol tarafta biraz sıkıntı yaşamaya başladık. Çünkü Pellegrini bizi hayal kırıklığına uğratıyor. 7'ye yaklaşamıyor. Kostas Yunanlık yapmadığı zaman güzel oynuyor ama genele vurduğumuzda o da mutlu etmiyor. Sosa'yı belki kadroya dahil edebiliriz ama Sosa da açıkçası bir önceki dönemine formuna henüz yaklaşamadı. Belki de çok düzenli oynatmadığımız için. Ya burada biraz kararsız buraya bir dördüncü adamı almak biraz fuzuli olabilir. Orta sahada bir ofansif oyuncu ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü Zaniolo'yu yedekleyecek bir ya da oynatmadığımızda o ayarda oynayacak bir forvet arkası yok gerçekten. Yani ilk iki hedefimiz bir forvet arkası ofansif bir ortası diğeri de forvet olacak. Buna bakalım şimdi. Evet dostlar bir yandan da Roma yönetimi bize yeni bir sözleşme önerdi. Maaş bütçesi, transfer bütçesi bize yıllık 1 milyon 449 bin euro. 3 yıllık bir sözleşme önerdi. E, açıkçası sezon sonuna kadar düşünmek istiyoruz. Sayın Roma yönetimi ve başkanımız görüşmeyi terk ediyoruz, reddediyoruz. Şimdi sürpriz bir görüşme yaptık. Sağ gösterip sol vurduk. Herkes bizi İngiltere'ye uçakla gittiğimizde sözleşmesi sona ermek üzere olan Amveyank için gittiğimizi düşündü. Ama biz kurmaylarımızda yarı Amveyank'a oturdu kahve içerken biz gizlice Werner'e gittik. Werner'i gelmesi için ikna ettik. Peki hocam neden 31 milyon, neden Werner derseniz onu da hemen kısaca açıklayayım. Çünkü Timo Werner bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giymedi. Ama Aumbeyang Arsenal'le Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için bize sıkıntı. O yüzden elde yememiş bir Timo Werner bu sezon hiç forma giymemiş bir Timo Werner belki riskli gibi görülebilir ama biz bu oyuncuyla hemen şöyle profilinde size göstereyim. Bakın 26 yaşındaki golcüye bu para bence hiçbir şey değil. Gayet de hakkını verecektir. Roma'ya geldiğinde kendini kesinlikle bulacaktır. İngiltere'de bir kez sonradan oynatılmış. Hazırlık maçlarında oynatılmış. Bu sezon forma şansı bulamamış. Başarıya aç, kendini bulmaya aç bir Timo Werner'i kadroya katmak istiyoruz. Hemen görüşmelere başlayalım ki lazım bize. Hızlıca getirelim kendisini. İlk 11 oyuncusu diyoruz. Tercih edileceği mevkiyi sen onu karıştırma hocaya bırak. Vaatleri sonlandırdık. Sözleşme pazarlığı yapalım. Şimdi burada sıkıntımız var. 20 milyon mayış biraz fazla. 16 versek kabul eder mi acaba? 12'de imza parası. Yani oyuncunun bireysel maliyeti 30 milyon. Chelsea'ye vereceğimiz 31 milyon. 61 milyon. Ama biz de Clivert'ı 40 milyona yakın satacağımızı düşünürsek bu transfer için Clivert elden çıkartıp üstte de 20 milyon masraf yapmış olacağız ve inanın bana bizim için müthiş bir transfer olacak ki Melon ve Ciro bu satışı yaptıktan sonra bize çare Timo Werner diyorum. Ama ne kırpsak kardır. Şunu şöyle bir 10, 10 milyona çekelim. Tamam mı? Burada bir anlaşalım. Bunu da 15 milyona çekersek tadından yenmez yani. Ne 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 koparsak kardır 15.6 deniyor tamam temsilci komisyonun kalsın şartları öner dedik 21'den aşağı düşmüyor 18.2'yi anlaşalım. İyi iyi güzel bunu anlaştık 30 milyon dediğim gibi Werner'e veriyoruz 30 milyon da Chelsea ama Chelsea'ye önce 15 milyonunu vereceğiz tek seferde değil. Görüşmeyi bitirdik. Timo Werner'i kulübe katıyoruz. Şimdi Clivert'ı satmaya çalışalım. Evet bu arada şöyle bir şey var. Ee, Yusuf Demir şu anda sözleşme imzalatılabiliyor. Ee, düşünüyorum bizim ihtiyacımızı çözer mi? Alsak mı? Neyse yani rotasyon oyuncusu olarak alalım. İlk 11 vaat etmeyelim. Dil kursuna göndeririz. <laughs> ya kardeşim sen bunu bir salar mısın? Al. Sen nesin? Joker yedeksin tamam mı? Ya da ne diyelim? Hamle oyuncusu. Ha, Canın da isterse sonra böylelerine ilk 11 vaadi veriyoruz. İki maç oynamayınca hocam ben niye oynamıyorum? Oynama. Yürü git sürün. Avusturya, Viyen'de sürün. Hadi. Hadi bak ekmeğine koçum. Senle mi uğraşacağız? Evet dostlar. Şimdi bir hamle oyuncumuz olarak biliyorsunuz ki daha önce Motinho'yu bulunduruyorduk ama Motinho ayarında bir oyuncu almadığımız için ben bunun eksikliğini biraz biraz yaşadım. Çok büyük bir tecrübeden bahsediyoruz. Raul Garcia gerçekten bu noktaya koyduğumuzda gerekli her şey onun bünyesinde var. Artı Artı güzel bir özellik daha uzaktan şut 17. Biliyorsunuz biz oradaki oyuncuya bolca şut atması için fırsat yaratıyoruz forvetlerimiz önünü açıyor. Raul Garcia bu şekilde gol de bulacağına inanıyorum. Hemen bir sözleşme önerelim. Yıllık 5 milyon versek yeterli. Temsilciyi karıştırma. Buradan da 1 milyon yapalım. Bu şekilde anlaşalım. Gol falan filan. Şartları öner. Ya yani naz yapıyor naz yapıyor. Gel koçum gel sen gel. Gel naz yapma. Şimdi istediğimiz 10 numara pozisyonu da bulduğumuzu düşünüyorum. Yani pozisyon olarak 10 numara ama orada farklı rolde de kullanabiliriz. Diğer yandan forvet için de görüştük. Şimdi üçüncü hamlemiz ise nereye olur diye soracak olursanız yani Kumbulla'yı bu kadar kazandıktan sonra burada 4 tane 5 tane stoperimiz var. Ben bir başka stoper düşünmüyorum. Ama Karstrop'a yedek ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Karstrop'tan sonra Gil'e geçiş bize sıkıntı yaşatabilir. Ola ki bir sakatlık yaşanırsa kesinlikle Gil o ayarda değil. Sol bek en azından 3 tane fırsatımız olduğu için toparlayacaktır. Bir sağ bek bakmayı düşünüyorum ama önce ne yapıyoruz? Hadi Juventus maçına geçiyoruz. Evet Zidane'ın Juventus'una karşı iç sahada oynuyoruz. Hücum hattımız birbirine çok uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bunun ekmeğini de fazlaca yiyoruz. Abraham Beretti, Zaniolo ile harika bir ivme yakaladık hücumda. Orta sahamızda Tolisso ve Sino Pellegrini ile hem durdurup hem iyi toplar yapabiliyorlar. Yükselen bir kumbullamız var. Sağ yani müthiş ötesi Karstrop. Şimdi Pellegrini ile bir orta Morata karşıladı. Pellegrini tekrar Tolisso ortaladı. Arka direk Karstrop gelişine yakındı. So close. Evet Cuadrado taç atışıyla başladı. Chiesa ortaladı. Morata vurdu ama dışarıya giden top. Haydi Bürki haydi sen yalın kalecisi olmuş adamsın. Oynat takımı. Zagadu'dan Kostas'a. Yunan gidiyor şimdi. Yunan'dan Abraham'a. Vesino güzel paslaşmalar. Pellegrini Abraham, Abraham, Abraham. Hop bir de taklasını attı. Mis, mis. Evet şimdi Dybala ortaladı. Bürki. Türkiye bırakmaz böyle topları. Şimdi yerden başladık. Vesino savunmada stoperlerin arasına kadar geldi. Orada paslaştık. Rakibi üstümüze çektik. Abraham indirdi şimdi. Orada arkadan bir temas var hocam. Bunları görmüyorsun. Lodi ile geliyorlar. Morata. Dibala aradan. o o. <laughs> Bu nasıl bir gol oldu ya böyle? Bence bunu bir izleyelim. Bunu bir izleyelim. Lodi. Morata. Dybala. Mekini. O ortası neden o kadar açık kaldı? Enteresan. Cuadrado. Mekini tekrar, Locatelli terse döndü. Karstrop karşılıyor. Bir ara topu denediler olmadı ama yani İndirmemiz lazımdı o topu. Hoca da hiçbir şey vermiyor. Burada da kalecinin eline vuruyorlar. Evet. Mekkini yine. Ne Mekkini'ymiş arkadaş bu. Kaç paraysa verelim alalım. Evet gördüğünüz gibi Kostas Yunan yine Yunanlığını yapıyor. Şöyle gelecek olursak iki orta sahamızda kötü oynuyor. Belotti de kötü oynuyor. Kumbulla da kötü oynuyor. Ee, burada nasıl bir şey yapalım? Vesino yerine Esposito'yu almak istiyorum. Kumbulla yerine de tabii ki David David gel koçum. Belotti biraz daha dursun. Abraham'la yerlerini değiştirelim. Burada başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu arkadaşa da defansif oyun kurucu destek diyelim. Şimdilik böyle bir sahaya çıkalım. Gidişata göre yine şekillendiririz bazı şeyleri. Oyunculara da başarabilirsiniz dedik. O Tolisso 6-4'leri bile gördü. Bu pek hoş değil. Belotti 6-4. Zaniolo da 6-4'e düştü. Burada artık bir hamle yapmamız lazım. Önce de dengeli oyuna geçelim. Bir durdurduk. Taktiğe geldik. Zaniolo, Belotti ikisi de kötü. Yani Belotti'yi çıkarmakta fayda var. Mariano'yu alalım oraya. Pellegrini ile de bu ikiliyi yer değiştirelim. Belki faydası olur. Değişiklikleri onayladık. Biraz daha ön tarafa çıkartacağız şimdi savunmamızı. Şöyle yapalım. Herhangi bir yere zorlamayıp presi arttıracağız biraz. Karşı prese geçtik. Topu elden hızlıca çıkarsın Bürki. Diğer anlayışımızda bir değişiklik yok. Değişiklikleri onayladık. Oyuncularımıza da başarabilirsiniz dedik. Yani takımı bir tık daha ön alana itmeye çalıştık. Zagado da kötü oynuyor 6.4'de. Takım olarak iyi değiliz bugün ama oyunda da kalmayı başardık. Şimdi bir taç atışı. Cuadrado ile dakika 89. Cuadrado bıraktı. Kulusevski... yani bu dakikada bu gol yenmemesi lazım. Ama bunun sebebi de dediğim gibi takımın iç durumlarını karıştıranlar var ve gerçekten insanın sinirini bozuyorlar. Evet. yani gördünüz değil mi 2 3 tane oyuncunun yaratmış olduğu iç karışıklık oyuncuların maç boyunca mutsuz olması, odaklanmaması ve kötü performansına sebep oldu. Böylelikle kaybettiğimiz Juventus'a geçiliyoruz. 39 38 olduk ve ilk yenilgimizi almış olduk. Ve bir yandan transferleri düşünüyoruz, bir yandan oyuna da çok odaklanamadık. Yani şuradan geldiğimiz zaman bakın takım dinamiklerinde bana destek veren sadece 3 4 5 oyuncu var. Beni desteklemeyen de iki oyuncu var. Diğerleri çok o topa girmiyor. Yani ortalık karışık öyle söyleyeyim. Bu arada Juventus Abraham'a toplamda 64 milyonluk bir teklifte bulundu. Sonraki satıştan da %20 pay teklif ediyor. Şu durumda Abraham'ı satmak bizim için hiç akıl karı olmaz. Bu profile sahip bir oyuncuyu zaten 60-70 milyondan aşağı alamayız ve bu performansı vermesi çok 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 zor. O yüzden maalesef teklifi reddediyoruz. Yani yapı taşlarımızdan biri olduğu için Alonso'nun da sözleşmesi bitmiş. Aslında sol tarafa bir çare olabilir mi diye düşünüyorum tecrübeli oyuncu. Ama yok gerek yok. Sosa orayı kapatacaktır. Ve beklediğimiz transfer gerçekleşti. Timo Werner'e imzayı attırdık. Hemen kadroyu alacağız. Dil kursuna da gönderdik. Lisans kaydını da yapalım. Öncelikle Oliver Giroud'u çıkardık. Timo Werner'i dahil ettik. Seçimi onayladık. Ooo Nicolo Zaniolo 6 haftaya yakın yok. İşte şimdi yandık. Bu arada Sampdoria Gil'e bir teklifte bulunmuş. Şimdi şunu düşünüyorum. Acaba Gil'i verip oraya bir oyuncu alsak Karstrop'a yakın bir ayarda ama yani bu çocuğun da profili fena değil. ve bu sefer de ilk 11 isteği oluşacak o kişide. İlk 11 vermediğimizde yine sıkıntı olacak. İki olumsuz hususu neymiş? Antrenman düzeninden falan filan şampiyonlar ligi için lisans çıkartacağız demişiz kendisine. 4 maçta da 7-15 oynamış. Yani tekniği kötü, orta yapması kötü, driblingi kötü bir karstrop etkisi yaratamayacaktır. Bence kendisini satalım. Üçüncü hamlemiz olarak da bir sabek alalım. Evet forvet arkası çok kaliteli bir ayak aldık. Raul Garcia'yı evet Raul Garcia'ya da şuradan hemen lisans verelim onu aldığımızda şimdi kimi çıkarmamız lazım? Melon'ı buradan çıkartalım. melan gidecek muhtemelen. Birazcık fiyatında diretiyoruz o yüzden. Garcia 22 numarayı istiyormuş. 22 numara dolu 15 verdik. Timo Werner'e golcü numarası verelim. 99 boşta mıydı? 99'u Ciro'ya Git buradan sen giyme 99 numara. Maça git diyelim. Atalanta deplasmanındayız. Buradan bir 3 puan almamız lazım ki takım moral motivasyonu tekrar yerine gelsin. Beklemediğimiz şekilde yenildik iş sahada. Bu bizim için kötü oldu. Şimdi Pellegrini ile korneri kullandık. Timo Werner vurdu direkten döndü. İkinci vuruşunu da dışarıya attı. Hızlı başladı kral. Pek pozisyona giremedik. Pozisyon da vermedik ama Altı şutumuz var. İsabetli şutumuz yok. Ortada geçen bir maç oldu ilk yarı için. Şimdi ikinci yarıda bir iki değişiklik yapalım. Mesela Esposito ve Tolisso ikisi de kötü. Esposito yerine bu sefer şunu yapmak istiyorum. Kozlovski'yi alacağım. Kozlovski'yi forvet arkasına. Pellegrini'yi yerine çekeceğim. Sosa'nın 6-30 oynaması beni gerçekten çıldırtıyor. Bu sefer de Pellegrini'ye şans verelim. Abraham'ın 6.60'a düşmesi bir yerlerini değiştirelim bakalım. Abraham çalışkan... Allah yanlış şey tıkladık. Çalışkan rolde birazcık kendisini toparlar mı? Evet Musso topu kontrol etti. Başarabilirsiniz çocuklar. Biraz inanın artık şu surat asmayı bırakırlarsa kazanabileceğiz. Karstrop şimdi çizgiye indi. Ortaladı Timo Werner size bir gol makinesi getirdim işte. Bence güzel bir fırsat transfer oldu. Yani ben gidip de Werner'i bizzat aramadım. Hem Şampiyonlar Ligi'ne kaydedebileceğimiz, Şampiyonlar Ligi'nde oynamamış bir oyuncu olmalıydı. Hem de yani bu seviyeleri kaldıracak bir oyuncu olmalıydı. Çünkü iki forvetimizi birden devre dışı bıraktık. Zagad'u müthiş müdahale ama sonrasında Iličić Evet, İliç iç şu anda seviniyor. Pellegriniler üzgün. Burada hamleyi yaptın, tekrar kaptın. Sonra bu topu nasıl kaçırıyorsunuz ya? Bu arada Werner çok yoruldu. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Werner'ı çıkartacağız ve sakatlık var hafif. Velotti'yi alalım onun yerine. Yani Tolisso burada da kötü oynuyor. Besino'yu orta sahaya çekelim. Karstrop da burada. Biraz daha öne taşıdık takımı. Biraz daha presi arttırdık. Offside taktiğini pozitif futbola geçtik. Biraz yüklenmeye çalışalım. Kısa paslarla gidelim. Koşu yoluna pası kaldırdık. Tempoyu biraz düşürdük. Yaratıcılığa izin veriyoruz. Geçiş oyununda topu beklere de veriyoruz. Karşı prese kalkıyoruz. Dediğim gibi bu şekilde de bir dizilime geçtik. 3 değişikliğimizi de yaptık. Bu dakikadan sonra gol bekliyoruz takımımızdan. Daha etkili oynayan taraf biziz ama sonuca gidemedik. Orta sahamızın üçü de kötü. Kozlowski sonradan girerek verim vermiyor. Bugün Abraham da kötü. Takımda gerçekten bir tatsız bir hava hakim. O coşkulu herkesi hem yenen hem durdurabilen Roma görüntümüzden uzağız bu maç. Şimdi Merih Pessina çok uzun oynadı. Büyük bir boşluk. Karstrop ya. Karstrop be. Yani Karstrop bile şunu yaptıysa gerçekten işimiz vahim. Gerçekten bir çalkantı içerisindeyizdir yani. Takımın en dinamik, en verimli, en harika adamı şu hali düştüyse bilmiyorum. Golü yedik. Şimdi burada ne yapabiliriz? Burada bir şey değiştiremezsin ki. Yani bunu sabaha kadar onu bunu tıklasak da hiçbir şey olmaz. Oynayın. Oyna. Süpersiniz. Bravo. Bravo şerefsizler. Ben bunlara ne taktik vereceğim? Suratlara bak. Beş karış. Nasıl? Karşı karşıya atamıyor. Sonra ben gireceğim taktiği değiştireceğim. Kanat beki hücum pek yap. Onu AMC yap. Öbürünü mezzele yap. Ne fark eder yani? Devre arasından sonra sığır gibi çıktılar sahaya. Başka hiçbir şey yok. Bak. 3'e 3'ler ceza sahasında vuramıyor. Bunu taktikle maktikle düzeleceği yok. Evet hadi bakalım Belotti. Sonradan aldık senin de oyuna biraz etki et. Bak bak bu yani düşündürüyor insanı. Acaba 60 milyona satmalı mıydık Abraham'ı diye. Direkten mi döndü yoksa Bürki mi kurtardı? Onu çok anlayamadım o esnada. Al, al kontra işte. Yok abi. Ne alaka top dışarıya gitti ya. Saçma sapan şeyleri izliyorlar. Bu orta sahanın şu hali çok sinir bozucu. Yani bu Kozlovski'yi gelişim, umut vesaire vaadiyle aldık. Bakın 2 milyonu aldık. Şu anda 23 milyona çıktı ve çok da potansiyelli bir oyuncu. Mevcut özellikleri de kötü değil. 6.50'nin bir tık ötesine gidemediği gibi ne zaman şans versek de vasatı geçemiyor. O yüzden bu tarz transferleri sevmiyorum abi. Ben bunları istemiyorum. Ben buraya şimdi bak Luis Garcia'yı koyacağım. İçinden geçecek millet. Bu maçı da kaybettikten sonra 38 puana geriledik. Tabii ki Juventus'un bir maç eksiği var. Inter de bizi geçebilir. Atalanta ile puan puana gelmiş olduk. Hatta dostlar bu noktada ne yapalım? Bir kriz yönetimi yapalım sizlerle. Madem teknik ekibiz muhalifleri bir kenara bırakırsak. Şimdi bu noktada tavsiyelerinize açayım. Ama böyle taktiksel falan değil. Ya işte 3 tane forvet koyarsan herkesi yenersin. İşte onun rolünü şu değil de bu değil de falan filan böyle bir şey değil. Şu anda biz hep ne diyoruz? Daha gerçekçilik, daha gerçekçi bir simülasyon peşindeyiz. Bu yüzden kulüp şu anda bir krizin içinde futbolcular tarafından. Bakın takım dinamiklerinden, hiyerarşiden bizi desteklemeyen oyuncular 3 tane ki bunlar önemli oyuncular. Karstrop dahi bu seviyeye geçtiyse işimiz gerçekten sıkıntılı. Bilgi konusunda Ciro'ya yaptığımızı yani herkes birilerine birilerini bahane ediyor. Hal böyle olunca bakın Clivert kötü. Yani kötü olan antrenmanları şuradan bakacak olursak. Louis kötü, Melon kötü. Yani bunlar antrenmanlarda 5.35'lerde, 5.40'larda. Pellegrini, Belotti, Abraham üçlüsü gayet verimli. Yani kısacası bazı oyuncularımız isyan bayrağını açmış durumda. Kimilerini kadro dışı bıraktık. Kimilerini satmaya çalışıyoruz. Bunlara üzülüp bunları bahane edip oyunda da vasatı aşamayan bazı oyuncular var. Takım bütünlüğümüz dağıldı. O savunmamızdan, o işte golü bulup kapanabildiğimiz halimiz de bozuldu. Araya iki ay girmesi ve bu bu durum bizi baya bir çözülmemize sebep oldu. Üst üste çok ciddi iki rakibimize kaybettik. Bu noktada şimdi iki tane transfer yaptık. Bir forvet arkasına bir de forvete hücum hattımızı kolladık ama 3. transferi ben biraz daha sağ tarafına düşünüyorum. Gelin yerine ama tabii şu da düşündürüyor. Sol tarafta Sosa'nın oynamaması, Pellegrini'nin kötü oynaması, Yunan Kostas'ın faydasız olması sol tarafı da düşündürüyor. Evet dostlar bu karışıklıklar hakkında neler düşünüyorsunuz? Ne yapmalıyız? Nasıl bir yol izleyelim? Kimleri göndermeye çalışalım? Kimleri ne pahasına olursa olsun satalım? kalan paramızla da hangi bölgeye takviye yapalım? Buradaki tavsiyeniz bizim Roma ile ilerleyişimizi muhtemelen etkileyecektir. Çünkü bu sallantıyı, bu krizi çözemezsek sadece bırakın ligi, Şampiyonlar Ligi'nden de eleniriz. Porto çünkü bunu affetmez. Biz bir an önce son transferimizi yapıp toparlanıp bir sonraki bölüm tekrar kaldığımız yerden devam etmeliyiz bu konudaki yaklaşımlarınızı bekliyorum. Tabii şimdi bir de işin içine muhalifler girecek. Onların en sevdiği durum oluştu. Kaos oluştu. Bakalım kaostan beslenenlerle nasıl mücadele edeceğiz. Yöntemlerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Bir sonraki bölümde daha diri bir Roma ile karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.